Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 11. sınıf coğrafya işleyeceğiz. En son dersimizde biz tarımda uygulanan yöntemlerden bahsetmiştik. Makineleşmeden, işte gübrelemeden, işte sulamadan bahsetmiştik. Ne gibi yararları oluyor? Bunlara değinmiştik. Şimdi de arkadaşlar tarım metotlarını işleyeceğiz. Tarım metotları deyince aklımıza ilk başta intensif ve ekstensif tarım gelecek. İntensif tarım, modern tarım yöntemleri demektir. Modern tanım deyince, tarım deyince o zaman aklıma gelişmiş ülkeler gelecek. Gelişmiş ülkelerde kullanılan tarım metodu arkadaşlar intensif tarımdır. Yani bu ne demek? Benim öyle bir sistemim var ki doğal koşullardan etkilenmiyor. Yani çok fazla etkilenmiyor. Ayrıyetten ben gübreleme yapıyorum, işte sulama yapıyorum, makine kullanıyorum, arazimde ilaçlama yapıyorum. Bu gibi uygulamaları da yaptığım için verimli de oluyor. Yani benim birim alandan elde ettiğim verim ne oluyor? Artıyor. Yani şu kadarlık bir alandan birçok domates elde edebiliyorum. Modern tarım böyle bir şeydir arkadaşlar. Doğal koşullara çok fazla bağlı olmadığı için. Mesela şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki dolu yağacak. Dolu yağdı, yağacağı için ne oluyor? Akdeniz iklim bölgesinde arkadaşlar. Akdeniz bölgesinde tarım ürünlerine, turunçgillere zarar gelecek. Bunu ne yapıyor? Modern tarım yöntemleri uygulayan, metotları uygulayan bir ülke bundan haberdar oluyor. Ve çiftçi ne yapıyor? Hemen tarım alanını, arazisini güvenli bir hale getiriyor. Böylelikle ne yapmıyor? Zarar etmiyor. O zaman benim her yıl doğal koşullardan da etkilenmediğim için üretimi böyle bir istikrar gösteriyor. Eğer mesela etkilenseydi ne oluyor? Bir yıl yağış çok fazla oluyor, bir yıl olmuyor. Böyle bir durumda mesela diyelim ki sen yağışı seven bir tarım ürünü yetiştiriyorsun. Diğer yıl yağış olmadığı zaman ne yapacaksın? Yağmur duasına falan çıkacaksınız arkadaşlar. Çünkü böyle bir durum söz konusu. Modern olsaydı böyle bir sıkıntı yaşamayacaktı. İşte o sebeple bir de ekstansif tarım işleyeceğim ben aynı zamanda. Bir de şuna değinelim. Ben dedim ya gelişmiş ülkelerde görülür intensif tarım. İntensif tarım gelişmiş ülkelerde görülür. Fakat şöyle düşünün. Bizim ülkemiz de bazı yerlerde intensif, bazı yerlerde ekstansif tarım görülüyor diyoruz arkadaşlar. Yani bu değişebiliyor. Direkt bir ülke full intensif tarım yapıyordur şeklinde söylemiyoruz. Bizim ülkemizde de ne yapabiliyor? Bu durum değişebiliyor. Evet. Ekstansif tarımımıza geldiğimizde bakın ekstansif tarım, intensif tarım gelişmiş ülkelerde dedim, ekstansif tarımı o zaman az gelişmiş ülkelerde de diyeceğim. Az önceki doğal koşullardan etkilenmiyordu, bu etkileniyor. Az önce verdiğim örnek ne yapıyor? Bakın resimde de vermiş, yağmur duasına çıkmaktan bahsediyor. Çünkü doğal koşullar arkadaşlar istikrar göstermez. Yani bir gün bir yıl yağış oldu, diğer yıl olacak diye bir durum söz konusu değildir. Ya da makineleşme, gübreleme, sulama, ilaçlama bunun gibi tarım uygulamaları ne olmaz? Yapılmaz. İnsan gücüne dayalıdır. İnsan gücüne dayalı olduğu için normalde traktörün yapacağı bir işi, biçer döverin olsun birçok makinenin yapacağı bir işi, kısa zamanda bir saatte yapacağı bir işi insanlar ne yapıyor? Çok çok uzun sürelerde yapıyorlar. Haliyle hem işim uzuyor, hem emek söz konusu, insan emeği söz konusu daha büyük bir çaba gerektiriyor. Hem de arkadaşlar birim alınan verim ne oluyor? Düşüyor. Ve ayrıca de üretimde istikrar sağlayamıyorum. Çünkü doğal koşullara bağımlıyım. Peki benim ülkemde nerede görülüyor? Doğu Anadolu'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'da bazı yörelerde yapılıyor. Ayrıca şunu geçeyim. Ekstansif yani ilkel tarımın yapıldığı yerlerde toprak daha çok nadasa bırakılıyor. Şimdi nadas ne? Bir de onu açıklayacağız. Çünkü o da metotlardan bir tanesi. Nadas nedir? Bir dakika. Arkadaşlar nadas kurak ya da yarı kurak iklim bölgelerinde toprağı bir yıl ekip diğer yıl ekmeme durumudur. Peki insanlar bunu niçin yapar? Çünkü toprak yorulmuştur arkadaşlar. Bir yıl verim ve mesela diyelim ki her yıl ektim aynı şeyi. Her yıl çilek ekiyorum. İşte her yıl domates, biber ekiyorum. Toprak yorulur arkadaşlar. Bir yıl verimli şekilde veriyorsa diğer yıl vermez. Toprağın dinlenmeye, mineral bakımından onarılmaya ihtiyacı vardır. İlkel tarımda nadasa bırakmanın fazla olmasının sebebi budur. Diğerini ilaçlarsın, gübrelersin bir şekilde yine toprağı kendine getirtirsin. Toprak bakımı yaparsın. İyileştirirsin, yine kendine getirtirsin. Fakat ne oluyor nadas uygulamasında? Toprağa bırakıyoruz. Bir yıl ekiyoruz, bir yıl ekmiyoruz. O ekmediğimiz bir yılda toprak mineral bakımından kendini ne yapıyor?
toparlıyor, sonra tekrar ekiyoruz. Peki Nadas uygulaması sizce yararlı mı? Bence mesela değil. Çünkü toprağı çıplak bıraktığınızda aynı fotoğraftaki gibi ektiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Erozyonu kuvvetlendiriyorsunuz. Çünkü tutunacak bir yeri olmayan toprak arkadaşlar dış kuvvetler tarafından çok kolay bir şekilde süpürülebiliyor. Erozyon şöyle ki ülkemizde bir yıl içerisinde 1 santim kalınlığında Kıbrıs Adası büyüklüğünde arkadaşlar toprak ne oluyor? Süpürülüyor ülkemizde. Nadas faaliyetleri de ne yapıyor? Bunu tetikleyen bir durumdur. Peki Nadas yapmadığımız durumda ne yapacağız? Toprak yine yoruldu. Nöbetleşe ekim yapılabilir. Yani mesela arazini bölersin. Bir yere ektiysen bir yıl, diğer yıl diğer tarafa ekersin, ona ekmezsin. Nöbetleşe bir ekim söz konusu olur. Yine toprağı ne yapmış olsun? Dinlendirmiş, aynı zamanda yine üretim yapmış, erozyonda bir ölçüde engellemiş olursun. Peki Nadas uygulamaları daha çok nerelerde görülüyor? Kurak ve yarı kurak dediğime göre bunun çıkarımını sen yapacaksın. İç Anadolu bölgesi diyebilirsin. Güneydoğu Anadolu diyebilirsin. Bir de ne diyebilirsin? Doğu Anadolu bölgesinin bazı yerlerinde ne yapılır? Nadas uygulaması yapılır diyoruz arkadaşlar. Bakın sulama imkanı arttığı zaman kurak ve yarı kurak bölgelerde Nadas'ı bırakma faaliyeti de artık ne yapıyor? Azalıyor. Çünkü sulayabiliyorsunuz. Güneydoğu Anadolu buna çok güzel bir örnektir diyoruz. Hemen sorumuza bakıyoruz. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğu söylenebilir. Bir çiftçi bulunduğu bölgede Nadas alanlarının gittikçe daraldığını belirtmektedir. Bakın daralıyorsa burada bir takım yöntemler uygulanmış ki Nadas'a bırakma gereksinimi duymuyor çiftçi. Hemen bakalım ne demiş bize. A şıkkında arazi toplulaştırması uygulanması. Şimdi sen bunu bilmiyorsun. Tamam mı? Bilmediğin için önce bu şıkkı hiç değerlendirme. Ekstansif tarım yönteminin yaygınlaşması. Ekstansif tarım neydi? İlkel tarım yöntemiydi. O yüzden ilkel tarım yöntemi yaygınlaştığında zaten ilkel tarım yönteminden Nadas daha çok kullanıyordu. O zaman bunun yaygınlaşmaması gerekiyor ki Nadas faaliyetini bırakalım. Tarım teknolojisinin gelişmesi. Bakın aslında şık ne oldu? Ben buradayım dedi. Tarım teknolojisi geliştiği için ne yapıyor artık? Toprağın mineral durumu olsun, işte su durumu olsun artık karşılayabildiği için, toprağına iyi bakabildiği için çiftçi Nadas'a bırakma gereksinimi duymuyor. Çünkü teknoloji ne yaptı? Gelişti arkadaşlar. Anız yakılmasının yasaklanması. Anız yakılması ne demek? Anız ne demek? Önce şunu öğrenelim. Anız diyelim ki topladınız arkadaşlar buğday tarlasını. Ondan sonra geriye kalan kısmı tek tek böyle şey yapmaktansa ateşe veriyorlar. Ve o şekilde aslında çok da zararlıdır. Hem de havaya da zararlı bir durumdur. Ama ne yapar? Zamandan, süreden, emekten kısar diyoruz. Tarımda çalışan nüfusun azalması. Yani bunların bir alakası yok. Cevabım C şıkkı olacak. Şunun da bir alakası yok. Şunun alakası var. Cevap C şıkkı olacak. Teknoloji geliştiği için artık ne yapmıyor? Nadas'a bırakmıyor çiftçimiz diyoruz. Başka metotlarım da var. Bunlardan bir diğeri monokültürdür. Monokültür. Arkadaşlar bazen bir bölgede yoğun olarak bir tarım ürünü yetiştirilir. Sürekli o yetiştirilir ve oraya mesela oraya en iyi orada yetişir. O yüzden de arkadaşlar hep mesela böyle bayağı geniş bir alanı düşünün. Hep o var. Yani yaygın olarak onu yetiştirmişler. Bu gibi bir duruma örnek olarak kitabımız Ekvator çevresinde kahve üretiminden bahsetmiş. Çünkü Ekvator çevresinde kahve üretimi çok iyi yapılıyor. O yüzden yaygın olarak Ekvator çevresinde yapılıyor kahve üretimi diyoruz. Monokültür bu demektir. Yani tek kültür. Tek kültür demek. İşte tek bir kültür var. O da kahve üretmek. O bölgelerde o yüzden bu ismi vermişiz. Organik tarım üzerinde durulması gereken bir metottur. Organik tarım arkadaşlar sağlıksız, zararlı bir şeyin bulaşmadığı, tamam mı? Tarım yöntemidir. Doğaldır. İnsanın böyle olumsuzluklarının olmadığı yönteme ben organik tarım diyorum. Bakın havayı, suyu, toprağı kirletmeden yaptığım yönteme organik tarım diyorum. Organik tarım daha zahmetlidir ve çok geniş alanlarda yapılır. Böyle hani şuraya ben organik tarım yapayım diyemezsin. Geniş alanlarda yapılır ve zahmetlidir arkadaşlar. Çünkü hiçbir şeyi kirletmemeye çalışıyorsun. Doğal yöntemlerle yapıyorsun. Mesela bugün bizim modern tarım yöntemlerinde uyguladığımız yöntemleri kullanmıyorsun. Haliyle organik olarak üretilen bir tarım ürününün fiyatı da ne yapıyor? Artıyor. Çünkü çok fazla emek veriliyor. Çok fazla emek veriliyor. Sayısı az olduğu için ayrıca fiyatı da fazla oluyor. Çünkü sağlık. Bir de arkadaşlar önceden normalde bu kadar önemsenen bir şey değildi.
Ama insanların sağlığı önemli duruma geldiği için günümüzde ne yapıyorlar? Organik besin tüketmeye çalışıyorlar. Bu sebeple organik tarımın rövanşa geçtiğini söyleyebiliriz diyoruz. Tarım metotları bu kadardı. Şimdi Türkiye'de yetiştirilen başlıca tarım ürünlerinden ilk başlığını tahılı işleyeceğim. Ondan sonra da ne yapacağız? Dersi bitireceğiz. Tahıl arkadaşlar en çok yetiştirme alanına sahip olan tarım ürünümdür benim. Ülkemde. Türkiye için konuşuyorum. Ve de arkadaşlar tahıl ürünü deyince aklımıza şunlar gelecek. Buğday gelecek. Arpa, çavdar, yulaf, mısır, pirinç. Bu altısı benim aklıma gelecek. İlk başta neyden başlayacağım tabii ki? Buğdaydan başlayacağım. Çünkü buğday arkadaşlar bizim ülkemizin temel besin kaynağıdır. Buğday mesela ekmek değil mi? Çok fazla tüketiyoruz. Bu sebepledir ki yetiştirme alanı çok geniş olan bir tarım ürünümdür. Peki bu neyi sever ya? Bu buğday neyi sever? Arkadaşlar ilk başta ne istiyor biliyor musunuz? Su istiyor. Büyüme döneminde su. Olgunlaşma döneminde ise kuraklık istiyor. Bu sebeple kurak bölgelerde buğday daha fazla yetişiyor. Ama su imkanı olması gerekiyor. Aslında şöyle düşünün. Bizim ülkemizde Karadeniz, yani Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun ve bazı yerleri hariç çoğu yerde buğday yetişir. Her yerde ya hemen hemen her yerde buğday yetiştirirsiniz. Kuraklığı sağlarsanız bir de suyu bulursanız ne yaparsınız? Buğdayı yetiştirirsiniz. Bakın haritaya baktığınızda hemen hemen her yerde yetişiyor ama Karadeniz'de, Doğu Karadeniz, Trabzon, Rize'de ne yapmıyormuş? Yetişmiyormuş. Ayrıca Doğu Anadolu'nda bazı yerlere örnek verilebilir haritada vermemiş olsa bile. Peki mesela Antalya'da yani ya da şöyle söyleyeyim Muğla, Akdeniz iklim bölgesinde az yetiştiriliyor. Bunun da sebebini vermiş. Çünkü Akdeniz'de daha başka şeyler, ekonomik değeri daha yüksek şeyler yetiştirilebildiği için burada buğday yetiştirmeyi ne yapmıyorlar? Tercih etmiyorlar. Daha ziyade başka şeyler. İşte turunçgil gibi yetiştiriyorlar diyoruz. Peki buğdayın asıl yetiştirilen yerleri nereler? Arkadaşlar tahılda Konya ilimiz çok önemli, tamam mı? Hemen hemen hepsine Konya'yı ben koyacağım. Diyarbakır, Urfa, Ankara, Tekirdağ, Adana denmiş ve fark ettiyseniz hepsi kurak ya da yarı kurak iklim bölgesidir. Su sorunu olan yerlerdir. Buralara su getirdiğimizde o zaman ne oluyor? Buğday üretiminde başı çekiyorlar diyoruz. Devam ediyoruz. Bir dakika, tahta da dondu. Evet. Bir sonraki ürünüme geliyorum. Arpa. Arpa arkadaşlar ülkede buğdaydan sonra en çok geniş alan taşıyan tarım ürünü, bu özelliği taşıyan tarım ürünüdür. Ve buğdayın yetiştirilebildiği hemen hemen her yerde yetişir. Tek farkı nedir biliyor musunuz? Bu ürün buğdaydan biraz daha şanslıdır. Çünkü sıcağı ve soğuğa daha dayanıklıdır. Şimdi dedim ya Doğu Anadolu'da yetiştirilmiyor. Buğday çok fazla yetiştirilmez. Ama arpa ne yapar biliyor musunuz? Sıcağı ve soğuğa daha dayanıklı olduğu için Doğu Anadolu'da yetiştirilmesi daha muhtemel olan bir tarım ürünüdür diyorum. Hayvan yemi olarak kullanılıyor. Özellikle ve bira sanayisinde de kullanıyorum. Yine ben size ne dedim? Konya tahıl ürünlerinde vazgeçilmez bir il. Konya yine var. Ankara yine var. Urfa yine var. Bakıyorsunuz başka şeyler eklenmiş. Afyon, Aksaray ve Kayseri hemen hemen yine aynı iklim tipinin görüldüğü şehirleri sayıyoruz. Yani kurak ve yarı kurak yerler diyoruz. Çavdar ve yulaf çok fazla üzerinde durulmamış. Çavdar ve yulaf aslında arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Buğdayın, arpanın yetiştirildiği her yerde çavdar ve yulaf da yetiştiriliyor. Yani iç bölgelerde, kurak bölgelerde, sulamanın imkanında bulunan yerlerde ne oluyor? Çavdar ve yulaf da yetiştiriliyor. Çavdar ve yulaf son zamanlarda yükselişe geçmiş olan besinlerdir. Çünkü bisküvilerde ve de böyle çavdarlı ekmekler fark ettiyseniz raflarda artık daha çok görüyor olduk. Bu sebeple biraz yükselişe geçmiş besin kaynakları da diyoruz. Hayvan yemi olarak da ne yapılıyor? Ülkemizde kullanılıyor. Şimdi mısırdan bahsedeceğim ve mısır biraz daha farklı diğerlerine göre. Bu daha başka bir şeyler istiyor. Mesela nemli ve ırmağan iklim bölgelerinde kolay yetişiyor. Bakın diğeri neydi? Kurak, yarı kurak iklim bölgelerinde su isteyen bir durumdu, bir besinde. Ama bu ne yapıyor? Nemli ve ılıman iklim bölgesi istiyor. O zaman benim aklıma nemli, ılıman deyince Karadeniz iklimi geliyor. O zaman Karadeniz'de benim, Karadeniz'in kıyı kesimlerinde benim mısır yetiştirmem olası bir sonuçtur.
Bu yüzden doğal yetiştirme, bakın doğal yetişme alanı kıyı Karadeniz'de. Ama şunu yapsam olmaz mı? Bir yere su getirsem, tamam mı? Su taşısam, nemli bir hale getirsem, mısır yetiştiremez miyim? Yetiştiririm. Bundan ziyade, buna değinmeden önce şunu da söyleyeyim hemen, o maddemizle geçelim. Mısır birçok alanda kullanılır arkadaşlar. Yiyecek olarak kullanılır ki yiyeceğin de birçok türü var biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Bunun dışında kağıt yapımında kullanılır, işte hasır işlerinde kullanılır. Birçok yerde daha mısır kullanılabilir diyoruz. Doğal yetişme alanının dışında neden, nasıl yetiştirilir? Suyu o ortamı sağladığınızda yetiştirilir. Ve bizim ülkemizde üretimi en fazla olan yer Adana'dır arkadaşlar. Adana'da çok fazla üretiliyor diyoruz. Bakın mısır üretimi en fazla Adana ilindedir. Bakın doğal normalde doğal yetişme alanı neresi dedim? Kıyı Karadeniz. Adana ne alaka? Çünkü oraya da aynı koşulu sağlarsam ne olacaktır? Mısır da yetişebilecektir. Bakın sulama yapabildiğim bölgelerde ne yapabilirim o zaman? Mısır yetiştirebilirim. Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Kıyı Ege'ye mısır üretimi ne yapıyor? Buralarda artıyor ve mısırların türleri de var aynı şekilde. Birçok durum var arkadaşlar. Son zamanlarda da Amik Ovası demiş, Çukurova, buralarda da üretimin arttığından bahsediyor. Bir diğer ürünüm çeltik, yani pirinç üretimi. Ve pirinç üretimi arkadaşlar, pirinç ürünü biraz gariptir, ilginçtir. Mesela suyun içerisinde yetişir. Suyun içerisinde yetiştiği için ve bu alanlara ben ne diyorum? Tava diyorum, tamam mı? Su altında kalmış bir tarla düşünün, buralarda yetişir. O zaman akarsuyun olduğu bir yerde ne olur? Ben pirinç tarımı yapabilirim. Su altında bırakacağım, böyle bataklık alanlar olacak. Tamam mı? Buralarda yapıyorum pirinci. Ve pirinç böyle yerlerde yer aldığı için arkadaşlar sivrisinek oluşumu çok fazla oluyor. Sivrisinek çok fazla olduğu için de sıtma hastalığı falan yapabiliyor. Böyle durumları var. Bu sebepledir ki devlet gözetimi altındadır pirinç üretimi diyoruz. Bunlara değindik. Peki bizim ülkemizde haritaya baktınız. Nereyi görüyorsunuz? Marmara bölgesinde var. Tekirdağ'da, buralarda var. Ve de fark ettiyseniz Orta Karadeniz'de çok fazla ne görüyorum? Pirinç üretimi görüyorum. En fazla çeltik tarımı ama nerede yapılıyormuş? %41 oranıyla Edirne'de yapılıyor. Peşine Samsun. Mesela Samsun'dan geçin arkadaşlar. Arabanızla geçtiniz, gidiyorsunuz. Arabanızın önüne bir sürü sinek yapışır. Çünkü çeltik tarımı orada çok fazla yapıldığı için sinek sayısı da fazladır. Ve arabaya çarparlar, ölürler böyle. Birçok sinek vardır. Balıkesir, Çanakkale, Çorum ve Tekirdağ illerinde, yani daha çok Marmara, Karadeniz ve de Tekirdağ taraflarında ne oluyor? Görüyorum ben bu tarım ürününü. Burada da çiçek, pardon, sivrisinek oluşumundan bahsetmiş. Baklagillere geldik, tahıl ürünlerini bitirdik. Tahıl ürünlerinde Konya'nın öneminden bahsettik. Bakın Konya çok fazla tahıl ürününün yetiştiği bir yer. Mısır'da bakın nasıl bir değişik algoritması oldu. Normalde kıyı Karadeniz'deydi, sulama imkanı olduğu için ne oldu? En fazla üretim birden Adana dedik. Adana. Adana da önemli bir il tahıl üretimi için. Ve ne yaptık? Tarım metotlarından bahsettik bu dersimizde. İlkel şekilde nasıl yapılıyor? İlkel şekilde yapınca ne oluyor? Bunlardan bahsettik arkadaşlar. Umarım konuyu anlamışsınızdır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.